değerli izleyenler, günaydın. Türkiye devam ediyor. Konuğumuz Aylin Nazlıak. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk, hoş bulduk. Konuşulacak çok konu var. Bunlardan en önceliklisi sanıyorum bugün birçok gazetede de, ajansta da görebiliyoruz. Birçok derken tabii hepsinde göremiyoruz bu tarz haberleri maalesef, de. Evet. Sevgili seyirciler, Ankara Büyükşehir Belediyesi şirketi ANFA 2015'te park, yeşil alan gibi işlerde belediyenin 576 milyon liralık zarara uğratıldığı tespitleri üzerine Gökçek dönemi hakkında suç duyurusunda bulundu. 576 milyon liralık zarar. Dile kolay değerli izleyenler. 576 milyon. Söyleyince böyle bir çırpıda çıkıyor ama evet. Tabii ki buna gelene kadar neler var değil mi? Hepsi ayrıntılı bir şekilde sizin hafızalarınızda kazınmış evet. durumda galiba. Neler söyleyeceksiniz? Evet, dediğiniz gibi hepsi benim hafızamda çünkü ben bu konuların her biriyle ilgili olarak evet. önerge vermiş ve zaman zaman da suç duyurularında bulunmuş olan bir milletvekilliği dönemi geçirdim ve ne yazık ki o zaman da hep söyledik, Melih Gökçek adeta bir koruma kalkanı içerisine alınmıştı. Önergelerimizin hiçbirine yanıt verilmiyordu. Ve bir takım olayların üstü hep örtbas ediliyordu. Ama ne güzel ki artık bunlar açığa çıkıyor. Hatta buradan vatandaşlarımıza şu duyuruyu da yapayım. Ben sosyal medya üzerinden davalardaki gelişme oldukça paylaşmıştım ama ben mesela her basın açıklaması yaptıktan sonra Gökçek bana dava açıyordu. Evet, evet. Şimdi bu davalarla ilgili süreçler hep tabii bizim lehimize doğal olarak, adil olarak o şekilde sonuçlanıyor. Mesela şu anda yolsuzluk Gökçek'in fıtratında var cümlesini bütün vatandaşlarımız rahatlıkla kurabilir. Çünkü bundan dolayı bana dava açmıştı. Ve evet, bu davada biz haklı olduğumuz ortaya çıktı diyelim. Beraat ettik. Gene aynı şekilde bu tarzda birçok şey söylemiştik. Mesela Gökçek kent suçlusudur dediğim için bana dava açmıştı. Vallahi onu diyorum, bizim buralarda hırsızı hırsız, katile katil derler. Dolayısıyla biz kim ne yapıyorsa, suçluysa suçlu şu demeye de devam edeceğiz. Ama tabii burada güzel olan şey şu, neyse ki 25 yıl sonra olsa da bu belediye artık Cumhuriyet Halk Partili bir belediye başkanı tarafından yönetiliyor. Bundan dolayı da artık bir takım şeyler çok net açığa çıkıyor. Herkes artık biliyor ki ne yazık ki Gökçek döneminde Gökçek halkın parasını, kendini ve çevresini refaha kavuşturmak için kullanmıştır. Ankaralılar için değil. En basitinden daha geçenlerde ortaya çıkan masör olayı bile bunun bir göstergesidir. Yani halkın parasıyla evinde kendisine masaj yapan bir Moldovalı bayanı istihdam etmiş. Dolayısıyla bu şeylerin her biri tek tek ortaya çıkacak. Yolsuzlukların her biri tek tek ortaya çıkacak. Yani hatırlarsınız 71 milyon Ankara'ya bir demir kafes yaptırmıştı. Evet. Sonrasında onu söktürmek için de ayrıca para verdi. Ankara'nın 7 girişine bir takım kapılar yaptırdı. Onları 31 milyon TL'ye harcadı. Anka Park'ı artık söylemeye dilimizde tüy bitti biliyorsunuz. Onunla ilgili olarak belediye başkanımız katılımcılık ilkesiyle birlikte vatandaşlarımızın fikrini almayı düşünüyor. Çünkü Anka Park sadece Ankaralıların dününü bugününü değil yarını da çalan bir projeye dönüştü. Yani Gökçek Ankara'yı kendine göre, kendi keyfine göre adeta koskoca bir oyuncakçı dükkanına dönüştürecek şekilde yönetmeye kalkmıştı. Her tarafa dinozorlar koymuştu. Ondan önce bir kediler koymuştu evet. falan. Ya dönem dönem ama, böyle kendisinin herhalde ilgi duyduğu karakterler de bunlar. Robotlar vardı işte, kediler vardı çok ilginç şekillerde ve çoğu çocuk da bunlardan korkuyordu biliyor musunuz? Hani siz de denk geldiniz mi etrafınızda bilmiyorum ama ben denk geldim böyle, öyle korkunç böyle devasa robotlar. Çocuklar cidden korkuyordu bunlardan. Nerede karşınıza çıkacağı da belli değil. Elbette. Bir de Ezgi Hanım şunu anlıyoruz. Aslında bu yatırımların her birinin arkasında birilerine bir rant sağlama hedefi yatıyormuş. Yani o Gökçek ki 15 Temmuz için sürekli çıkar işte biz meydanlardaydık diye naralar atar. Fakat kendisi o gece televizyona bağlandığında evine yakın mesafedeki bir gecekonduya sığındığından bahsetti. Evet. Yani kendi bir çelişkiler zinciri ama tabii bu yolsuzluk meselesi bir yana, bunların mutlaka hesabı sorulacak. Ankara'nın kent kimliğiyle, Ankara'nın başkent olma niteliğiyle, kurtuluşun aklı, kuruluşun kalbi olan Ankara
Ankara'mızın tarihiyle de çok oynadı maalesef. Çünkü Cumhuriyet'le, Cumhuriyet değerleriyle, kurucumuzla derdi maalesef olanlar biliyorsunuz o Cumhuriyet dönemine yönelik olarak da saldırılarda bulunuyorlar. Şu anda Ankara'da çok güzel bir sergi var. Cumhuriyet'in ilk 10 yılının Ankara'sı sergileniyor CER Modern'de. Ve oraya gittiğinizde de görüyorsunuz ki Ankara o dönem sadece Türkiye'ye değil, çağına, o çağdaki tüm ülkelere planlı kentleşme konusunda öncülük etmiş. O kadar güzel her şey tasarlanmış, o kadar hakikaten bilinçli bir şekilde tasarlanmış ki Ankara, hani bir kent nasıl olmalının en güzel sinyallerini vermiş. Ama tabii bunun yanı sıra hep söyleriz, bizler bir kadın olarak da Ankara aynı zamanda çağdaşlaşmanın, ilericiliğin, kadın erkek eşitliğinin, toplumda kadın erkek bir arada yaşamanın, bir arada sosyalleşmenin de en güzel örneklerini vermiştir. İşte Ankara'mız yeniden bu kimliğe inşallah kavuşacak, kavuşuyor. Artık biliyorsunuz milli bayramlarımız apayrı bir coşkuyla tabii, kutlanıyor. Nihayet. Gene ne mutlu bize ki Ankara'nın, Atatürk'ümüzün Ankara'ya gelişinin 100. yıl dönümü 27 Aralık. Bu yıl çok büyük bir coşkuyla kutlandı. Bütün Ankaralılar sokaklara döküldüler. Hakikaten Ankara'nın, Ankaralı olmanın gururunu, onurunu yaşadılar hep birlikte. Diliyoruz bundan sonra Ankara çok daha güzel şeylere tanıklık edecek. Ha, şunu da birkaç cümleyle söylemek isterim müsaade ederseniz. Tabii ki, şimdi Gökçek tabii Twitter'dan belediye başkanımıza da evet, sürekli olarak bir takım hem hakaretimiz bazı açıklamalarda bulunuyor hem de kendince bir takım iftiralar atıyor. İşte en son biliyorsunuz Ankara'ya kar yağdığında araçlar vals yapıyor diye bir görüntü paylaştı. Kendi dönemine ait olduğu ortaya çıktı. Yok işte kardan heykel yaptırtıyor dedi ki yapılabilir. Bunda da hiçbir sakınca yok. Ama onun 2017 yılında Rize'de yapılan bir heykel olduğu ortaya çıktı. Yetmedi işte hiçbir iş yapmıyor diyor. Oysa ki ben sokakta da olan birisiyim. Aynı zamanda Büyükşehir Belediye'mizde bir takım anketler yaptırıyor sürekli olarak vatandaşların memnuniyet oranını ölçümlemek amacıyla. Orada da bir kez daha ortaya çıkıyor ki halktaki kanaat şudur. Hem çalmıyor hem de çalışıyor. Şimdi son bir yıl içerisinde Ankara Büyükşehir Belediyesi ne kadar tasarrufta bulundu biliyor musunuz? 675 milyon TL evet, tasarrufta bulundu. Bu çok büyük bir rakam. Ama bu tasarrufta nasıl bulundu? Siz yolsuzluk hortumlarını keserseniz, bir takım şatafatlı harcamaları sonlandırırsanız... Bir taraftan da engellemeler zaten, de söz konusu gelir anlamında. Elbette, buna rağmen. Elbette bunlara rağmen neler yapıldı? Mesela Gökçek 30 bin TL değerinde ağaç ithal ediyordu. Hı hı. Ve bu, o ağacın Ankara'nın iklimine uygun olup olmadığına dahi bakılmıyordu. Tabii orada da ithal edilen ağaç ve bitki sayısıyla gerçekleşen arasındaki boşlukları bir uçurum tarafa, var, o tabii, uçurumu bir ayrı tarafa koyuyorum. Ama onun dışında şimdi mesela Mansur Yavaş dedi ki ben bundan sonra artık ithal bitki ve ithal ağaç alımını durduruyorum. Ben yerli bitki üreticisine fayda yaratmak, hı hı, istiyorum ve Ankara'nın iklim koşullarını araştırarak Ankara iklimine uygun olarak bu bitkiler, ağaçlar bundan sonra dikilecek. Böylelikle Ankara'mız güzelleşecek. Sonra gene deniliyor ki işte tabii tasarruf eder, çalışmazsan tabii ki tasarruf olur. Şu ana kadar yaptıklarına bir bakalım. Yani bir kere mesela öğrencilerin çok ciddi sıkıntıları, sorunları var. Bunu hepimiz biliyoruz. Öğrencilerin ulaşımına önemli bir katkı sağlanıldı. 60 liraya 200 binişlik bir kart temin ediliyor. Onun yanı sıra öğrenci evlerine %50 indirimli su imkanı sağlanıyor. Gene durumu olmayan öğrencilere bir takım katkılar sağlanılıyor. En güzel herhalde çorba dağıtılması. Çorba dağıtılması, yani, evet. Ankara'nın soğuğunda, ayazında resmen bir ilaç, şifa gibi geliyor. Evet, aynen, onu iyi ki hatırlattınız. Çorba dağıtması gene çok kıymetli. Bunun yanı sıra mesela kırsal kalkınmayı tekrar canlandırmak amacıyla çiftçiye, hayvancılıkla uğraşanlara yardımcı olunuyor. Çiftçinin elinde kalan mahsuller durumu olmayanlara, belediye tarafından satılıp durumu olmayanlara dağıtılıyor. Yani vatandaşımızın, hem kırsalda yaşayan vatandaşımızın hem kent merkezinde
merkezinde yaşayanların yaşam kalitesini yükseltmek hedefleniyor. Mesela gelişmiş ülkelerde biliyorsunuz bisiklet çok önemli bir ulaşım aracıdır. Çünkü hem sağlıklıdır, hem bedava ulaşımdır, hem çevreyi kirletmez. Evet, bizde biraz daha o konulara zaman var gibi. Bu yaygınlaşmak adına zaten Cumhuriyet Halk Partili belediyeler özellikle uğraş gayreti sarf ediyorlar. Evet, her birinde böyle bir proje var, çalışma var ama Ankara'da da 53 kilometrelik bir bisiklet yolu projesi var şu anda. 5 üniversiteyle de bir protokol imzalandı. Çok güzel. Yani say say bitmez ama özetle şunu söyleyebilirim. Kırsalda artık insanlarımız doğduğu yerde doyamadığı için kent merkezlerine taşınmak zorunda kalıyordu. Genç nüfus kalmamış durumda neredeyse. Çünkü gençler orada iş bulamıyor, geçimini sürdüremiyor. Çocuklarının okul kalitesiyle ilgili sıkıntılar var, taşımalı eğitim sorunları var. Bunların bir kısmı biz merkezi yönetimi aldığımızda yani iktidara geldiğimizde çözülecek ama şu anda yerel yönetimlerle de çözülebilecek her türlü istihdam projesi, her türlü ekonomik refahı tabana yayacak nitelikteki proje hayata geçirilmiş aşamasında. Mesela aynı yardımların bir kısmının artık maddi yardıma dönüştürülmesi var. Daha öncesinde tarihi geçmiş olan makarnalar dağıtılıyordu, kömür dağıtılıyordu. Evet. Vatandaş kendi karar versin hangi makarnayı almak istediğine. Belki evinde doğal gaz var ama gidip kömür veriyorsunuz. Üstelik bu dağıtımın da bir maliyeti var. Yani özetle Ankara neticesi de hiç düşünülmüyor hava kirliliği. Şu an Ankara'da bir yıl içerisinde yapılan araştırmaya göre yani hiç tütün ürünü kullanmayan bir insandan bahsediyoruz. 30-35 paket tütün ürünü içmiş gibi zehirlenebiliyor. Elbette. Sırf 2017'de 2018 verisini hatırlamadığım için söylemiyorum. 2017'de 367 kez hava kirliliği üst sınırı aşıldı Ankara'da. Bu şu demek, bir günde bir kereden fazla kez aşılmış ve bu benim söylediğim bir şey değil. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın web sayfasından aldığım bir veri olarak söylüyorum. Yani hakikaten artık yaşam kalitemiz giderek daha da düştü. Ama inanıyorum ki Cumhuriyet Halk Partili belediyelerle birlikte hesap verebilirlik, şeffaflık, katılımcılık ilkesiyle, sosyal demokrat belediyecilik anlayışıyla, daha çevreci bir yaklaşımla bunların her biri yavaş yavaş çözülecek. Bunlar bir günde çözülecek sorunlar değil. Yılların tabii birikimleri var elbette. Ama doğru bir yönetim anlayışı, mesela ihalelerin canlı yapılması o kadar herkes tarafından takdir ediliyor ki Ezgi Hanım, hani bunu Cumhuriyet Halk Partili belediyeler başlattı. Evet. Ve ilk etapta inanamadı vatandaş. Yani bunun gerçek olduğunu idrak edemediler. Evet. Yani Allah Allah, nasıl bir şeymiş bu? Zaten hani bu ihale denen şeyin ne olduğunu, nasıl yapıldığını dahi bilmiyordu ki insanlar. Şimdi öğrendi. Evet, aslında hani itiraf edelim, böyle belediye meclis toplantıları öyle çok da keyifli bir film izler gibi izlenecek toplantılar değil. Ama vatandaş İstanbul Belediyesi'nin ilk canlı yayını 3,5 milyon insan izledi. Bu inanılmaz yüksek bir rakam. Yani ve iş saati, mesai saati ama insanlar her şeyi bırakıp canlı yayından onu takip ettiler. Bu tabii çok güzel. Aynı zamanda bir anlayışın, aynı zamanda bir şeffaflık politikasının, hesap verebilirliğin de yansıması. Evet. Eğer siz hesap verirseniz o takdirde bu kötü yola başvuranlar, yolsuza kalkışanları da engellemiş olursunuz. Çünkü iyi bir örnek oluşturursunuz. Türkiye'de ne yazık ki bu alışkanlıklar zaman içerisinde çok azalmıştı. Çünkü balık baştan kokar diye bir anlayış var. Ne yazık ki AKP döneminde son derece hazin bazı tablolarla karşılaştık. Yani üç şeyi yok edeceğiz dedi. Yolsuzluk, yasaklar ve yoksulluk. Ama baktığımızda üç şeyde zirve yaptı. Yerine üç şeyi getirdi. Zam, zulüm, zindan diyorum ben. Evet. O yüzden gerçekten bütün belediyelerimizin çalışmaları şu an 11 Büyükşehir Belediye'mizin
ve 250 civarındaki ilçe belediyelerimizin çalışmaları hepimizi gururlandırıyor. İnşallah bundan sonra da gene güzel haberler almaya devam edeceğiz. Muhakkak, muhakkak. Şimdi bu karın ilk yağdığı günden bahsettik Sayın Gökçek'in o tweetleri. Evet. Ama mesela gerçekten zaten çoğu görüntünün geçmiş yıllara ait olduğu ortaya çıktı. Biraz zorlama, bir şeyler yapmaya çalıştılar. Açık yolda çekilmiş bir görüntü yayınlandı. Bakın yollar, ya gidiyorsun o yolda. Zaten evet, arabayla evet, seyir halindeyken çekilmiş evet, bir görüntü. Evet. Yani gerçekten inanılmazdı ama ve geçmişe ilişkin de biraz unutkanlık var sanıyorum Sayın Gökçek'te. Alt geçitlerdeki balık adamları unutmuş ve böyle bir şey olmadı diyor mesela ekrana çıkıp. Evet, bunu evet, hepimiz görmedik mi? Siz de çok yakından takip etmediniz mi? Bu balık adamları biz acaba hayal mi ettik? Yani dediğiniz gibi bir kere arşiv diye bir şey var ama onun yanı sıra yani herkesin hafızasında bir takım Gökçek cümleleri var. Mesela işte yolları tuzladık, tuzlamadınız diyen bir vatandaşa tuzladık, inanmıyorsan git yala diyen bir belediye başkanı düşünebiliyor musunuz? Böyle bir üslup, böyle bir tarz. Gene Ankara'nın su problemi olduğu dönemde madem öyle herkes akrabalarını köydeki annesini babasını ziyarete gitsin diyen ya da leğende yıkanan diye tavsiyede bulunan bir belediye başkanı düşünebiliyor musunuz? Yani bizim ne yazık ki böyle bir belediye başkanımız oldu. 25 yıl boyunca Ankara'yı yönetti. Onun için bu hafızalardan silinecek gibi bir cefa değil. Yani Ankaralılar yıllarca çok cefa çektiler. Ama bundan sonra inşallah dediğim gibi Ankaralıların çıkarını gözeten, Ankaralılar için çalışan, benim maaşımı Ankaralılar ödüyor. Ben Ankara'nın bir memuruyum. O yüzden benim görevim onlara hizmet etmek, benim görevim onlara hesap vermek, onların paralarını ne şekilde değerlendirdiğimin açıklamasını yapmam gerek diyen bir belediye başkanı var. Yani doğru dürüst bir belediyecilik anlayışı var. Sırf Ankara için değil, dediğim gibi Cumhuriyet Halk Partisi tarafından yönetilen tüm belediyeler için bunu rahatlıkla söyleyebiliyoruz. Bir takım geçmişe dönük yanlışların ortaya çıkması da dediğim gibi uyarıcı niteliktedir. Diğer belediyelere yönelik olarak da bir uyarı işlevi görmektedir. Yani herkes ayağını denk alsın. Her gün herkesin saltanatı bir gün biter ve gerçeklerin er ya da geç ortaya çıkmak gibi bir huyu vardır biliyorsunuz. Bütün gerçekler er ya da geç ortaya çıkar. O gün biz bir takım şeyleri söylediğimizde geçmişte hep üstü kapatılıyordu. Ama işte bakın bugün yavaş yavaş bütün bu yanlışlar, bütün yolsuzluklar tek tek açığa çıkıyor. Ben inanıyorum ki Cumhuriyet savcılarımız da bu konuda gerekli soruşturmayı yapacak, gerekli yargılama süreci gerçekleşecek ve tüm bu halkın parasını kendi için kullanan, rant elde eden, bütün bu haksız, hukuksuz işler yapanlar cezasını alacaktır. Yani tüm herkes bir gün mutlaka hesap verecek. Bunu hiçbir zaman unutmamaları gerekiyor. Evet, yani şu gerekiyor. Anda ben bunları yapmadım. İşte söylenenler yalan. Ben 550 milyonluk ağaç çiçek almadım demeniz hiçbir şey ifade etmiyor. Sizin bir tweetiniz var, gerçekten çok dikkatimi çekti. Şöyle demişsiniz. Gökçek kendisi saksı bitkisine dönüşmeden kısa süre önce 550 milyonluk saksı bitkisi almış. Bununla ilgili sizce bir hata geçer mi kendisi bu tweetinizle ilgili? Yani bununla ilgili de dava açar mı bilmiyorum ama hakikaten şu anda tam bir saksı bitkisi gibi orada oturuyor ve ama sürekli de hani şey hani, gibi değil mi, saksı değilim ben gibi sürekli açıklamalar yapıyor ve hani tek derdi Cumhuriyet Halk Partisi hata yapsın, tek derdi işte bizim parti liderimize, belediye başkanlarımıza saldırsın, oradan bir takım yalan yanlış haberler yaysın. Biliyorsunuz bir de oğlunun olduğu söylenen bir kanal var. O kanal üzerinden de bu fikirleri olabildiğince yaygınlaştırmaya çalışıyor ama tekrar söylüyorum. Halk kimin ne olduğunu gayet iyi biliyor. O yüzden hani iftira da atsa, bir takım çamurlarla bizim belediye başkanımızı kirletmeye de çalışsa halk zaten notunu zaten vermiş o durumda. O çamur tutmuyor. Evet, her söz sahibine aittir derler ya. Onun için hani bir söze bakıyor, bir de söyleyene, ondan sonra notunu veriyor zaten halk. Evet, peki.
Gelelim dilerseniz ekonomiye. Şimdi ekonomi deyince vatandaşlar yine bir derin nefes çekecektir. Çünkü 2020 evet. yılı bakalım nasıl geçecek diyorduk. Tabii ki zamları bekliyorduk. Zamlar da geldi. Daha da gelecek gibi, daha da zorlaşacak gibi. Havalar soğuyunca bakalım neler olacak diyorduk ki inanılmaz elektrik faturaları, işte doğalgaz faturaları kimse gerçekten inanamıyor. Özellikle elektrik faturalarındaki tek başına yaşayan insan 150 liralık faturalar geliyor. İki kişiyseniz 200-250 liralık faturaları görenler var. 500'e kadar çıkmış faturalar gördüm ben ve günümüzde insanlar zaten şu an belli başlı işte nedir? Barınma ihtiyacı, yemek yemek, ulaşım, işe gidip gelmek için şu an çalışıyor. Günlerinin zaten en az 12 saatini dışarıda geçiriyor bu insanlar. Evlerinde oldukları süre zarfında hani ne harcayabilirler? O faturalar nasıl bu kadar yüksek geliyor? İşte bunu anlamaya çalışıyorlar ve neden diye soruyorlar. Neden biz bu haldeyiz? Neden bu hale getirildik? Arabasına benzin alacak. Dünyanın en pahalı mazotunu, en pahalı benzinini alıyor insanlar. Ve bu artık bir zulüm gibi gelmeye başladı. Evet, az önce dedim ya 3Y yerini 3Z'ye bıraktı, zam, zulüm, zindan diye. Ezgi Hanım, aslında AKP bugüne kadar ne söylediyse tersini yaptı, ne yaptıysa da tersini söyledi. Her seçimden önce halka bu sefer artık ben bu sorunları çözeceğim dedi, işte istikrar devam etsin dedi, onu dedi, bunu dedi, her seferinde o istedi. En son 2016 öncesinde sistemde sorun var dedi. Bu sistemle biz iş yapamıyoruz. Onun için tek adam sistemine geçelim. O zaman tüm sorunlarınızı çözeceğim dedi. Sistemi de değiştirdi. Halk gene oy verdi ve şu an geldiğimiz noktada sizin de bahsettiğiniz gibi her geçen gün yeni bir zam haberiyle, yeni bir vergiyle, yeni bir zulümle karşı karşıya kalıyor halkımız. Ve bu noktada işte ne gibi vaatlerde bulunmuştu mesela, dedi ki biz kazanalım seçimi, Türkiye şahlanacak, ekonomimiz uçacak dedi. Bakıyoruz ekonomi uçmadı ama işsizlik uçtu. Ekonomi uçmadı ama dolar uçtu, enflasyon uçtu. Ne yazık ki artan intiharlarla karşı karşıyayız. Depresyon ilaç kullanımı uçtu. Yani mutsuz ve umutsuz bir halkımız var. Ama halkımız asla umutsuz olmasın. Çünkü umut burada, umut bizleriz, umut halk, umut gelecek. Biz hep birlikte bu geleceği tabii ki birlikte kuracağız. Ama şurası bir gerçek, fabrikalar açacağız deyip cezaevleri açtılar. Yargıyı bağımsız hale getireceğiz deyip sarayda yargının olmayan düğmelerini iliklemeye kalktılar. Biz halkın refahını yükselteceğiz, refahı tabana yiyeceğiz deyip gene o refah dağılımındaki dengesizliği her geçen gün daha da derinleşecek ve her geçen gün daha da arayı açacak hale getirdiler. Ve en önemlisi demokrasimizi maalesef yok ettiler. Yani cumhuriyetin olmazsa olmazı demokrasidir. Demokrasi ve cumhuriyet bir bütündür. Ama demokrasi dediğimiz şey her şeyden önce senin gibi düşünmeyeni de dinlemektir. Yani ne diyorsun kardeşim, konuş diyebilmektir. Senden olmayanı da sevebilmektir. Ve en önemlisi halkına güvenmektir. Şu anda halkına güvenmeyi bırakın, halkından korkan, halkını baskı altına almaya çalışan, halkını tek tipleştirmeye çalışan otoriter bir rejimle karşı karşıyayız. Bakın vatandaşlarımız sırf bir tweet attığı için, iktidarı eleştiren bir tweet attığı için içeri atılıyorlar. Patates soğan satıcılarından tutun da kriz var diyene kadar herkes terörist ilan ediliyor. Kriz varken kriz var diyor vatandaşlarımız, dururken kriz var demiyorlar. Ama o da yasak. Ama her şey yasak. Bu kişiler içeri atılıyor. Peki kimler dışarıda? Yolsuzluk yapanlar, ihaleye fesat karıştıranlar, kadın katilleri, çocuk tacizcileri, tecavüzcüleri. Bunların hepsi dışarıda elini kolunu sallaya sallaya geziyorlar. Dolayısıyla bizim tekrar demokrasiyi bu ülkeye getirmek gibi bir sorumluluğumuz var. Cumhuriyet Halk Partisi hepimizi gururlandıran bir geçmişe sahip. Biliyorsunuz Türkiye'de 4 önemli devrime imza atmış bir partidir. Cumhuriyeti kuran bir partidir ve 1920 meclisine baktığınızda o meclis çok çoğulcu bir anlayışla oluşturulmuştur. Gene 1934'te
5 Aralık 1934'te katılımcılık ilkesiyle kadınların seçme seçilme hakkını kazanmasını teminat altına almıştır. Bunu sağlamıştır. Osmanlı döneminde biliyorsunuz nüfus sayımında kadınlar sayılmıyordu bile. Yani o ailenin sahip olduğu tavuk sayısı, katır sayısı bile kayıt altına alıyordu ama kadınlar yok sayılıyordu. 1946'da Türkiye'ye çok partili rejimi getirmiştir. Hatta ilk seçimlerde Demokrat Parti seçimi kazandığında İsmet İnönü çok önemli bir söz söylemiştir. Demiştir ki benim en büyük yenilgim en büyük zaferimdir. Ben kaybettim ama demokrasi kazandı demiştir. Yani demokrasiye böylesine sahip çıkmıştır. Ve bir başka devrimde 1960'larda filizlenen ortanın sol hareketidir. Şimdi ülkeye demokrasiyi getirten, demokrasi anlayışını filizlendiren Cumhuriyet Halk Partisi'nin yeniden iktidar olması gerekiyor ki bütün bu yanlışlar düzeltilsin. TÜİK her gün rakamlar yayınlıyor. Yani inanın hani artık biz buna TÜİK mucizesi demeye başladık. Aklımızla dalga geçer gibi. Bir takım oynamalar yaptıkları gibi işte siz sadece gidip İşkur'a iş arıyorum diye kayıtlı olduğunuz takdirde işsiz statüsünde sayılıyorsunuz. Buna rağmen bile işsizlik oranı %13'lerde TÜİK rakamlarıyla, gerçekte %15'lerde, hatta mevsimlik çalışanları da katarsanız %25'lere kadar çıkıyor. Kayıt dışı çalışma hala çok yüksek oranda devam ediyor. Yani bugün baktığınızda 6 milyon kişi açlık sınırının altında yaşıyor. Bunları niçin söylüyorum? Bu bizi getirmiş oldukları tek adam rejimi kitlesel işsizlikler yaratmıştır. Bu tek adam rejimi can çekişen esnaflar yaratmıştır. Bu tek adam rejimi emeğinin karşılığını alamayan çalışanlar yaratmıştır. Kayıt dışı çalışmayı arttırmıştır. Kadın cinayetlerinde, kadın istismarlarında, çocuğa yönelik istismarlardaki rakamları hepimiz her gün konuşuyoruz. Bugün her 7,5 dakikada bir kadın şiddet görüyor Ezgi Hanım. Ne demek yani? Her 3 kadından biri bugün şiddet türlerinden birine maruz kalıyor. Ya cinsel şiddet, ya psikolojik şiddet, ya fiziksel şiddet, ya ekonomik şiddet, ya da dijital şiddet. Evet. Yani giderek kutuplaştığımız, giderek toplumun bir karpuz gibi ortadan ikiye bölündüğü ve vatandaşlarımızın kendi sorunlarıyla baş başa bırakıldığı ama belli bir zümrenin bir taraf yoksullaşırken bundan kendine fayda elde ettiği, belli bir zümrenin her geçen gün yaşam standardını daha da yükselttiği bir yapı oluşturdular. Bu yapı da tabii toplumdaki bu ayrışmayı daha da arttırıyor ve bizden olan olmayan diye herkesi ikiye ayırmaya çalışıyorlar. İş dünyasına da bu baskıyı yapıyorlar, medyaya da bu baskıyı yapıyorlar, sivil toplum örgütlerine de bu baskıyı yapıyorlar. Ama artık hani buna vatandaş da dur deme noktasına geldi. Bunu nereden biliyorum? Anketlerden biliyorum. İşte her gün yeni anketler açıklanıyor. Dün de gene bir anket sonucunu siz de Halk TV'de paylaştınız. Yani her geçen gün Cumhur İttifakı erirken Millet İttifakı güçleniyor. Çünkü sarayda oturanlar halkın yaşadığı sorunları bilemezler. Sarayda yaşayanlar halkın elini tutamazlar. Önce iktidarda bilmeyince de çözüm yolu üretilmiyor. Tabii çözüm yolunu üretemiyorlar. Bir de onların penceresinden hayat o kadar güzel ki. Yani düşünün saraya 1,5 milyar TL'lik çatal bıçak takımı aldılar Ezgi Hanım. Özel bir sera kuruldu yani, ve orada organik tarım yapıldığı. Evet, söyleniyor. Evet. Sarayda yiyecek yemeklerin organik olabilmesi için yapılan bir seradan bahsediliyor. Hurma ağaçlarından da bahsediliyor ama tabii şimdi milletin sarayı ya hani öyle diyor ya, ben millet için yaptırdım ama hiçbir zaman gidip görme şansımız olmayacak mesela bu ağaçları, seraları, o çatal bıçakları nasıl milletin sarayı oluyor? Tabii millet giriş, göremiyor oraya ama, giriş yolu bile yasaklandı. O yol tamamıyla kapatıldı. Elbette ama yani inanın bu bir şanssızlık da değil. Yani oraya gidip onu görmemek şanssız bile değil. İşte biz zaman zaman hayır, bir takım sizin diyor ya Cumhurbaşkanı Erdoğan davet çıkıp sizin bu saray diyor evet, vatandaşlara. Tabii. Ama önünden dahi geçemiyorsunuz. Önünden geçmeniz için birçok engeli aşmanız gerekiyor. Nöbet tutan zaten askerler, polisler etrafı çevrili durumda. Çok doğru.
doğru. Yani düşünün 2 milyar sırf hediye masrafı var sarayın. 6,1 milyar giyim masrafı var. Şimdi soruyorum size, böyle şatafatlı bir hayat yaşayanlar, işte uçan sarayları olanlar, şimdi uçan gemisi olsun istiyor. Böyle bir hayat yaşayanlar halkın ne hissettiğini, ne yaşadığını nasıl anlayabilir? Ne dediler? İş size iş, aş size aş. Böyle geldiler iktidara. Ama şu anda diyorlar ki ya aslında asgari ücret o kadar da düşük değil. Günde 3 öğün simit yiyip çay içerse bu parayı arttırması bile mümkün insanların. Yani sizin baktığınız noktadan öyle görünüyor olabilir. O ejder meyvalı bilmem neler yiyenler, isimlerini bile söyleyemiyoruz biz o yiyeceklerin. Ama sonuçta bir gerçeklik var. Onu da halk yaşıyor ve halk sonuçta birebir bu hayatın içinde olarak ve pazara gittiğinde, daha öncesinde yaptığı pazar alışverişinde ne kadar torba doldurduğunu bilirken, ne aldığını bilirken, bugün artık o paranın yarısı, iki katıyla bile aynı miktarda alışveriş edemediğini bilenler tabii ki gereken değerlendirmeleri yapıyorlar. O yüzden ben ekonomi, evet, bir gün şaha kalkacak, ne zaman şaha kalkacak? Gerçekten de halkın iktidarı kurulduğu zaman. Hani meclisin duvarında yazıyor ya, egemenlik kayıtsız şartsız milletindir diye. Şu anda egemenlik kayıtsız şartsız sarayındır demeye çalışan bir anlayış var. Ne zaman tekrar egemenlik kayıtsız şartsız halkın olacak, milletin olacak? İşte o zaman sorunlar düzelecek. Ama tekrar altını çiziyorum. Önce bizim demokrasiyi tekrar Türkiye'ye getirmemiz. Demokratik, herkesin eşit olduğu, özgür, adil, dengeli bir Türkiye'yi kurmamız gerekiyor. Yani insanların yaşam biçimlerine artık karışmasınlar. Mesela 30 yaşına gelip de evlenmeyenlere bile laf etti ya geçen gün. Evet, bu da biz de aramızda konuşuyoruz. Ya bunu da dedi, evet, diyoruz artık. Yani bu da oldu. Evet, ama biliyorsunuz yani kendisini her konuda zaten uzman kabul eden bir anlayışla karşı karşıyayız. Yani o aynı zamanda bir jinekolog, o aynı zamanda bir park bahçe müdürü, aynı zamanda bir hakim, bir savcı, bir sağlıkçı, her şey, bir doktor. Dolayısıyla her konuda tabii yorum yapılıyor ama bir takım konuları uzmanlarına bırakmak gerekiyor. Kanal İstanbul projesinde de olduğu gibi ve halkın görüşünü almak gerekiyor. Öyle ben yaptım oldu anlayışı artık daha fazla devam edemeyecek. Bu da yerelden başlayan bir dönüşümle ilk seçimde inşallah genel seçimlere de yansıyacak. Evet, muhakkak. Şimdi tabii ki Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu söylemleri farklı bir yayılma potansiyeli gösteriyor. Bu anlayışın, bu zihniyetin maalesef. Mesela Düzce, şimdi yerelden başlaması gerekiyor dediniz, evet, ya. Bugün yine Cumhuriyet Gazetesi'nde yer alan bir haber. Düzce Kaynaşlı Belediye Başkanı MHP'li Birol Şahin, filenin sultanlarının Tokyo'ya gidecek olmasına ilişkin bir paylaşım yapmış ve şöyle diyor. Açılıp saçılacaksın, kendini teşhir edeceksin, sonra da Tokyo'ya gidiyoruz diye sevineceksin. Dünya şampiyonu olsan ne yazar dedi. Şahin kendisini de nasıl savunmuş biliyor musunuz? Müslüman bir kişi öyle kıyafetlerle erkek huzuruna çıkamaz demiş. Erkek huzuruna çıkamaz diyor kendisi. Ben sabah saatlerinde de bu yorumu yaptım. Lütfen kendisi insan içine çıkmasın. Böyle bir zihniyet çok tehlikeli. Gerçekten, evet, evinden dışarı adım atmasın bu kişi. Ve bunun nasıl bir sıkıntı olduğunu herkesin bilmesi, herkesin kavraması gerekiyor. Başta bu kişinin ailesi bence tepki göstermesi, evet, gerekiyor. Eşi, varsa işte kızı ya da gelini vesaire. Şimdi tabii bu kişiyle ilgili olarak da hemen bir suç duyurusunda bulunacağız. Yani bir kere her şeyden önce yaptığı açıklama anayasamıza da aykırı, eşitlik ilkesine de aykırı, 10. maddesine. Ama bunun yanı sıra biz AKP döneminde bu tarz açıklamaları birçok AKP yöneticisinden, AKP belediye başkanından, maalesef, il başkanından birçok kişiden duyduk. Zaten en yukarıda oturan kişi, en tepedeki, ben kadın erkek eşitliğine inanmıyorum dedikten sonra bunların
bunların arkası peyderpey geldi. İşte bir tanesi çıktı, işte ekonomik kriz var, kadınlar çalışmaya başladığı için işsizlik oranı arttı dedi. Yani kadınları evde konumlandırmıştı. Bir diğeri çıktı arkasından, işsizlik bitti, kadınlarımız eve dönebilir dedi. Bir başkası, bir AKP il başkanı 8 Mart'ta işte kadınları şöyle hafifçe dövebilirsiniz gibi nasıl bir de tarif verildi. Tarif etti. Gene bir AKP belediyesi, Gaziantep Şahin Bey belediyesi bir kitapçık dağıttı ve o kitapçıkta kadınları adeta nasıl kadınlara nasıl şiddet uygulanacağı aktarılıyordu, anlatılıyordu. İşte toplum içine çıkabilecek kadar döveceksiniz, iz bırakmayacaksınız anlamına gelen bir takım cümleler vardı onun içerisinde de. Yani biz bu zihniyeti bu dönemde çok daha fazla görmeye başladık. İşte zaten tüm mücadelemizde bu karanlık zihniyetlerden ülkeyi kurtarmak için. Ama hiç şüphesiz onlar böyle diyor diye kadınlarımız evde oturmayacaklar. Ben bu vesileyle Pilenin Sultanlarını da bir kez daha tebrik etmek istiyorum. Kesinlikle muhteşemsiniz kızlar. Evet, hepimizi çok gururlandıran, çok onurlandıran bir başarıya imza attılar. Onların o onları o cesur, mücadeleci, sportmen yüreklerinden öpüyorum. Evet. Ve onların başarılarının devamını diliyorum. Onların bu başarıları dediğim gibi hepimizi gururlandırıyor. Öyle, ve üstelik de kadının ne yediğine, ne giydiğine, ne içtiğine, hangi tip işlerde çalışacağına, spor yapıp yapmayacağına kadar karışmaya çalışan bir zihniyetin hakim olduğu, egemen olduğu bir dönemde onların yaptığı çok daha büyük bir başarıdır. Kesinlikle. Ben sadece onları kutlamıyorum, ailelerini de tebrik ediyorum. Aynen, böyle aynen, evlatlar yetiştirdikleri için. Ve hepimizin görevidir böyle evlatlar yetiştirmek bu ülkeye. Yani kesinlikle, bu cumhuriyet aydınlığını ancak böyle koruyabiliriz. Peki. Bu arada o kadar hızlı geçti ki zaman, bir 4 dakikamız kaldı sanıyorum. Bu Madımak Oteli'nde katledilen Sivas katliamı sırasında bu hafta sonu siz de oradaydınız. Sanatçı İnci Türk heykeliyle yaşatılacak sevgili seyirciler. Şimdi o görüntüler de gelecek ekrana. Türkiye'nin toplumsal hafızasında yer alan Madımak katliamı için Pir Sultan Abdal Kültür Derneği sanatçı İnci Türk'ünün heykelini yaptırdı. Siz de oradaydınız bu müzenin açılışında. Eminim çok değişik duygular içerisindeydiniz. Böyle hızlıca yorumlarınızı ve duygularınızı alalım. Tabii, elbette. Yani şunu söylemek isterim. Ben aynı zamanda bu Madımak Utanç Müzesi Tertip Komitesi'nde görevliyim. O yüzden de bu heykelin de kazandırılması tabii hepimizi çok mutlu etti. Daha önce de Asım Bezirci heykeli tamamlanmıştı. Evet. 33 canımızın heykelini yaptıracağız ve bunları bir müzeye koyacağız. Çankaya Belediyesi güzel bir müze projesi çizdirdi. O projeyi hayata geçireceğiz. Gene bir arsa temini de söz konusu. Bütün duyarlı vatandaşlarımız da buna katkı sağlıyorlar. Ezgi Hanım, bunu şu nedenle çok önemsiyorum. Yani bu Madımak katliamı sadece böyle bir kriminal vaka değildir. Aynı zamanda toplumun bir kesiminin yok sayılması, ötekileştirilmesi, bizden olmayan yok edilmelidir anlayışının da bir izdüşümüdür. Yani 27 yıl önce o Madımak Oteli'nin önünde yak 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 diye bağıranlar, bundan 8 ay kadar önce de Çubuk'ta Genel Başkanımızın linç edilmeye çalışma sürecinde yak 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 diye bağıranlardan farklı değildir. Yani bu aynı zihniyetin tezahürüdür. O yüzden bizim elbette buradaki temel hedefimiz o 33 canımızı ölümsüzleştirmek. Ama aynı zamanda da bir daha bu kadar büyük acılar yaşanmasın diye bir toplumsal hafıza oluşturabilmek. Çünkü biz bu noktada diyoruz ki biz eşitliği, adaleti, barışı ve herkesin istediği gibi bir yaşam sürebilmesi amacıyla demokrasinin var olması gerektiğini savunanlar, bir intikam duygusuyla hareket etmiyoruz. Sadece bu ülkede gerçek anlamda eşitlik, adalet, yaşam tercihlerinden dolayı bir ayrışma olmasın sorumluluğuyla hareket ediyoruz. Yani yeniden aydınlık bir Türkiye'yi kurma hedefiyle hareket ediyoruz. Biz karanlıkla aydınlık arasında aydınlıktan yana saf tutuyoruz. Demokrasiden yana saf tutuyoruz. Ve bir kez daha söylüyorum, bu 27 yıl önceki vahim olay,
bizim için hiçbir zaman unutulmayacak. Madımak'ın ışığı hiçbir zaman sönmeyecek. 1027 yıl geçse de bu trajik ve elim olay, bu katliam hiçbir zaman hafızalardan çıkmayacak. Ama hayatın bir döngüsü var. Mesela İnci Türk'ün babası Mehmet amcayı 3 ay kadar önce kaybettik. Dolayısıyla 27 yıl önce de hani ben böylesine hazin bir olay oldu ama bir şey yapamadım, bunu engelleyemedim, öylesine baka kaldım, canlarımızı diri diri yaktılar diyen ve bugün bundan dolayı utanç duyan birçok insanımız da bir gün zamanı geldiğinde bu dünyadan göçüp gidecek. Hepimiz evet, yani öyle. Bu döngü içerisinde bir gün göçüp gideceğiz ama bu hafızayı canlı tutmak, bu hafızayı bundan sonraki nesillere de aktarmak durumundayız. Bundan sonraki nesiller de bu vakaları bilmeli ki bir daha böyle utançlar yaşanmasın. Evet, o yüzden unutmayacağız, unutturmayacağız. Unutursak kalbimiz kurusun diyorum. Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz. Süremizin de sonuna geldik. Zübeyde Hanım'ı anarak dilerseniz noktayı koyalım. Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi, aslında hepimizin annesi, evet. Zübeyde Hanım'ın aramızdan ayrılışının 96. yıl dönümü, 14 Ocak 1923'te gözlerini yumdu dünyaya. Anıyoruz sevgiyle, saygıyla, minnetle, özlemle.